Beyoğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa, göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Ben bir de bu tarafa yapayım. Bir de bu tarafa. O jipi, o 10 milyon dolarlık jipi bulurlarsa hediye edecek misin Hülkü Hanım? Senin 10 milyon dolarlık jipi bulurlarsa bulana hediye edecek misin? Bedava veriyor bulurlarsa. Gelsinler jip onların olsun. Şimdi dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Dolar 20 lira oldu. Deprem beka meselesidir dediğimde beni dinlemediler. 3 Mart'ta siyasi deprem olacak dedim, dinlemediler. Yarın ayın kaçı? 10 Nisan'da bir şeyler olacak dedim, biliyor musunuz? Ne olacak? Siyasi deprem. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak. Yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacaksınız. Bu akşam saat 17'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Ne kadar haklı olduğunu. Şimdilik şimdi bir şey konuşmayacağım. Yarın konuşacağım onu, yarın. Ben şimdi Bolu'dan sesleniyorum. Memleket Partisi'ne kimleri davet ediyorum? Kafası bozuk olanları davet ediyorum. Canı sıkılanları davet ediyorum. Gelecekten kaygı duyanları davet ediyorum. Umudunu yitirenleri davet ediyorum. Trafikte morali bozulanları davet ediyorum. Çocuğuna harçlık veremeyenleri davet ediyorum. İktidardan bıkanları, muhalefete kızanları davet ediyorum. Umut arayanları, özgürlük isteyenleri, kirasını ödeyemeyenleri, siftahsız dükkan kapatanları, maaşıyla geçinemeyen emeklileri davet ediyorum. Daha da önemlisi, ben bunca yıllık siyasetçiyim. Sayısız meydanlarda oldum. İlk kez bu kadar genç görüyorum. İlk kez bu kadar. Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz gençlerle. Buna inanıyorum. Siz bir tanesiniz. Benim memleketimin güzel evlatları, güzel kız çocuklarım benim, güzel delikanlılar. Hep beraber yapacağız bunu. Yirmi bir yılın sonunda hiçbir sorunumuzu çözemedi. Ekonomiyi düzeltemedi. Sokaklar Suriyeli dolu. Tarım bitti. Eğitim çöktü. Milli eğitim mahvoldu. Merkez Bankası'nın rezervleri tükendi. Her yanımız borç. Biber oldu 30 lira. Biber oldu 100 lira. Soğan oldu 30 lira. Yargıyı muhalefetle birlikte mahvettiler. İsrafta rekor kırdı.
Yazlık sarayları kışlık sarayları oldu. Türkiye'yi kutuplaştırdı. Liyakatı bitirdi. Eğitim sistemini yok etti. Basını susturdu. Gazeteciler parti sözcüsü oldu. Kimse konuşamaz oldu. Depremle ilgili hazırlıkları geç yaptı. Ormanlarımız cayır cayır yanarken o lüks uçaklarıyla gezdi. Yolsuzluk, yolsuzluk, yoksulluk yasaklara yüzsüzlüğü ekledi. Şeffaflığı, hesap vermeyi yok etti. Kibiri o kadar büyük ki devleti kendini zannetti. Ben gidersem devlet yıkılır dedi. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını düşünemedi. Kendisine karşı çıkan herkese terörist dedi. Ona selam veren herkes zenginleşti. Üniversiteleri binadan ibaret zannetti, bilimin önemini kavrayamadı. Cumhuriyetimizin kurucularına saygısızlık etti. Sınırlarımızı kevgire döndürdü. Eğer 14 Mayıs akşamı bu kardeşinize yetki verirseniz, bakın neler yapacağım, onu anlatayım. Hemen Esad'la masaya oturacağım. Şam'a büyükelçi atayacağım. Uluslararası güvence vererek Suriyelileri güle güle memleketlerine göndereceğim. İki, sizin evlatlarınız benim de evlatlarım. Bu memleketin bütün çocukları öğretmen Muharrem İnce'nin evladıdır. Bu ülkede tarımı ayağa kaldıracağım. Çocuklarınıza ucuz et yedireceğim. Ucuz süt içireceğim. Yumurta yedireceğim. Peynir yedireceğim. Balık yedireceğim. Çocuklarınız düzgün beslenecekler. Bunu unutmayın. İkincisi, çocuklarınızı iyi okullarda okutacağım. En iyi okul, en yakın okuldur. Devlet okullarının niteliğini arttıracağım. Özel okullara para vermek zorunda kalmayacaksınız. Bunu yapacağım. Pazar günü Cumhurbaşkanı seçildiğimde, pazartesi günü, hemen salı günü yabancıya konut satışını yasaklayacağım.